43. fəsildə nasıl olarak Ramazan Salatı ve Salamını Şahinler bilen kişiye kişinin namları bilen ki kişinin o zatları bilen ya ki kişiye taalluklu edilmezse bilen kasem içkenlerini Allah Subhanahu ve Teala'nın kasemlerini kirtirildi. Bundan Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın şanları Allah'ın huzurunda öte büyüklüğe görünür. Hayatınız diye kasem degeni, siz turgan şehir diye kasem degeni. Ya ki ve Necmi Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'a kalbi diye kasem degeni, zat diye kasem, kaf kalbi diye kasem degeni. Bana bu ayet-i kerimeler, ya ki Alif Lam Mim de Murad Muhammed Aleyhisselam'ı Muhammed Aleyhisselam'a kasem degeni. Bu ayet-i kerimelerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah subhanahu ve teala'nın huzurunda özellikle has makamları borligi ve mertebeleri cüzehen belendigi bilinir. Çünkü kadirli nersiye kasem içilirdi ve tanıklı nersiye kasem içilirdi. Şimdi kengi babda Allah subhanahu ve teala Resulullah'ın namını bilen kasem içmez. Resulullah'ın deb kasem içişe hakkı gelir. Resulullah gel, bir sözle aytış üçün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üçün kasem içiş. Aldığınızı Resulullah bilen kasem içiş. Şimdi beşinci fesil, Resulullah üçün kasem içiş. Bu ham, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a hasreten hitap kılıçta o kişiye, o kişi üçün kasem içilişi, hem o kişinin Allah'ın huzurunda mertebelerinden, ahemiyetleri belenliğinden bu. Birinci misal, Vadduha suresi. Vadduha, yani çarşıgahke kasem diyor. Duha çarşıgah payet. Çarşıgah payeti gün takayan, günü tabi bölüngenden başka, günü kız günce bugün payet bulur. Çarşıgah vakti var. Vakti kasem işaret Allah subhanahu ta'ala. Bu yedir. Allah bu kasem bilen nümen ifade eder. Bu vaktinin ahemiyetini ifade eder. Orkasından velleyl, o tünge kasem diyor. Tünge kasem, sece ize sece, sece diyenin zulmet kaplegen, sükunet algen diyen. Sükunet algen, zulmet kaplegen payetindeki tünge kasem. Bu bilen Allah Ta'ala keçeyi tünge kasem içken bu. Zulmet kaplegen de mesela, Kutan Rankin'in payetinde, tüm kanavunu zulmet kaplak, hamile otuna diyor. O şey payet ki kasem içecek. Çarşıgah günü kızgın payet. Yani hayatta faallik başlangıç payet çarşıgah. İstirahat ki kişiler çöngen payet günü o şey sacubi kılgen payet. Günün en ahemiyetli, günün özü bilemez. Günün en ahemiyetli kısmı bilen, günün en muhim kısmı bilen kasem içecek. Kün bilen tümünde uz bilen kasem içi var. Velleyli ve nehari diye ben. Lekin bu ayeti kerimelerde kün bilen tümünü uz bilenmez. Kün bilen tümünün en muhim kısmı bilen kasem içi. Bu kelgusu sözünün bundan kasem içiyken sözünün kasemden murat kasemden kengi kasemge sebep bulan sözünün mananın o da takillenişini bildi. Velleyli izâ secer. Dedi Allah kümbülen tünnin en muhim kısımları diye kasem içtiriyor. Ve dedi ki مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَ Rabbinin sizi taştak kurganı yok, yaman kurganı hem yok. قَالَ yaman kuruş. وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى Keyingisi siz üçün aldın giden yakşıdır. Keyingi siz üçün aldın giden yakşıdır. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Hâlâ sizge Rabbiniz biledir. Hata kılır. Ve razı buluruz. أَلَمْ يَجِدِكَ يَتِيمًا فَأَوَى Sizini yetim topup bağlıya almadı mı? وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى Sizini eleşken kaldı topup. Hidayet kılmadı mı? O şey, أَلَمْ dedi Hamza var mı? İstifham, soru olmuş ya. Kılmadı mı? Dibet etti. O şu ahir geçe kendi kitabetten devam eder. Vacedeke dağlılığında hem eva eme vacedeke dağlılığında. Eme vacedeke ailen diyelim. Vacedeke dağlılığında fehede sizinle adeşken halde tapıp
hidayet kılmadı mı? Muhtaç halde tapıp bir hacet kılmadı mı? Yetimge gelsek, onge basın ötkezmeyin. Sura uçunu cirkimeyin. Namin Rabbinizin nimetini bulsa sözmeyin. Deyip eter. Yani şu ayet-i kerimelerde Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam özellikle rahatsızlığında suranın başta ahir işlemez. Ulamalar köp tefsirler etişken bu kişi bazı namunelerini tüktü etmiyor. Sebep birinciden, neme sebepten buldu bu ayet-i nazil buluş, suranın nazil buluş diyse iki sebep etmiyor. Birinci sebep, bir ayol Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı getirgen. Resulullah bir kişisi teheccüde kıldılar, kıyamı kütüm bile namazı kuşkardılar. Bir sebep bilen, özür bilen namazı okumagenlerini, keçkurun mesela bir keçe kıyamı bile okumagenlerini bildi. Bilip durun, bana bu Rabbimizin sığınmayı koyuptu de. Diyor, Rabbim bunu taşı gel. Yaman görgen o, burada bununla alakasını özgü. Allah demek ki vahiy kelebi diye tuğdu. Bana vahiyisi özür gel, özgüyem. Allah'a tüm gibi ibadet tıkmayı koydu bana, çünkü alakası üzüldü. De bir ayar gafirgen diye. Kuşan gerek diye bulup düşkün. Mevvel ta'ak Rabbi siz teşekkür geni yok. Ve mevkala yaman kurgan yem yok. Ya ki ikinci kavulde birinci sebep olsun. İkinci kavuldeki sebep vahiy bir müddet tuhtu yani. Fetratul vahiy. İnde fetratul vahiy yani vahiy müddeti tuhtu gen müddet. Müşrikler bir müddet vahiy kimi yok geldi. Şu gafına iç. Ki bana Muhammed vahiy keliyeti diye tuttu, keliyeti diye tuttu, kimi koydu, Allah onu taşıdı. Çünkü ulan Allah'ın imanı bugün. Biri öyle Huda'nın kafirine diyen, Huda'yı o diye diyen adamla buluşken mesela Allah'ını tanışken. Allah'ını bilirken, Allah'ını var diye bilirken. Fakat şirk ettirirken ve İbrahimilik dinini buzgen buluşken. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın hakları da o şirketlerini getirişti. Yani vahiy bir müddet üzülgende demek Allah bunu taşa diyor, bu da elinde bunca vahiy kemiydi diye yapma etiş. Şimdi bak Duhan suresi düştü. Yani ya hali ki iki resim bir tane şimdi ayağına müşrik ya. İlk kez müşrik ettirdim ben, ayağına müşrik ettirdim. İki resim. Yani bazıları etişken ki bu kişiye cin tek kendidir, cin koymanık bir ilişkin. Yani cin tek kendi değil, şu cin yapılıyor, bu vahiy geldi de, yani cin koymalık gibi işin. Kaç bir müddet vahiy ortaya, ben neyse gün bugün olamaz, görmez. Hani hiç aylak gibi gen, keyin, o kişi özlerini öldürmek için bugünler diyen yapılır, o ne kadar sayılmaz, lakin o üç ne kadar sıkıl gelenler var, vahiy ortaya koyan kayıtı var. Lakin özümü öldüremez, diye halükte var mı geldi. Hazi Ebu Fazıl ayet dediler ki, bu sure, Allah Subhanahu ve Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ikram kılgeni Resulullah'ını tenvih yani hemmeye bir kursatıp namuna kıyanı köter köter kıyanı diyen manadır. Ve o kişinin tazim kılıp kulukla genige delalet kıladı bu suret dinle. O şey delaletlerinde ulemalar altıda misal altıda vacihini getirdiler. Altı surette şu surenin özde altıda suret var, şu surenin özde altıda suret var. Ta'zim suretleri, ikram suretleri. Birincisi, Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam hakkında yapılmakçı olup, surenin hemen Resulullah'a bağışlayın. Sizi taşımayın, sizi yetim haletle taptı. Bu kişinin haletlerini zikir kılıçdan aldın, kasem içken. Birinci ta'zimi birisi. El kasemu lehum. Resulullah şu kasem içiyordu. Amma akbarahu bihi min halihi. O kişinin haleti hakkında haber vermek istiyor. Bu kişinin haletini zikir kılıçtan aldı. Kasem içiyordu. Bu o kişinin haletleri Allah subhanahu ve ta'ala'nın itibarı da ikenliğe delil bu tazimini bilgisi. Şimdi o şey tümge kasem, çoşkafya kasem degen sözünü o o şey vakitinin o zikir kasem deyip etilgen olsa bir kavurdu. Bazılar o şey vakitinin Rabbiye kasem deyip tabi kılıyor. Ve Rabbi duha. Çoşkahının Rabbiye kasem. Yani uzunge kasem, zatınge kasem diye. Hâze min a'zami derecâti l-mebarrati. O şey Allah subhanahu ve teâlâ'nın Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın iltifatını en yukarı derecelerinden var. Es-sâni ikinci vacih. Birinci vacih demeye kasem içken.
İkinci vajh, ikinci surat nima? Rasulullah'ın ta'zimlerine dalalet kılıyor bu surede. Ma wadda'aka rabbuka ve ma qala. Rabbiniz sizni tashlab qo'ygani yo'q, yomon qilgani ham yo'q. Degan oyati kalimada ma tarakaka ve ma abghada. Ve qila ma ahmalaka ba'da an istafat. Sizni tanlagandan keyin ihmal yani be'itibor tashlab qo'ygani. İhmal itibarsız kaldırır. Siz ne talep edenden ki itibarsız kaldırganı yok bir tekavül, ikinci ne alım ise siz ne teşlep koyganı yok, yaman koyganı yok. Bana şu gibi ne ayet bilen, Resulullah'ın mekanetleri, menzeleleri Allah'ın huzurunda belirlediğini kursatır. Bu ikinci sureti kazindir. Yani siz ne teşlep koyganım yok, siz ne teşlep koyganım yok, degenini uzun, elahide kazin kısaklanır. Teşlep koyuşluk, mevadda akar degende teşlep koyuşu bu muamelede budur. Kale, yaman koyuş bu, içki dersin. Allah Teala bu ayet etmek için ki size teşlep koygeni yok, yani size üzülgeni yok. Yok ki sizge bunun alakası zahırda hem bahirde hem üzülgeni yok. Allah Teala'nın huzurundaki merkezi üzülgeni yok ve zahırdaki sizge münazara temiz ediyor. Üçüncü suret, Allah subhanahu ve ta'ala'nın bu sureyi kerimedir, Resulullah'a bugün tazimlerden. Ahiret sizge, ahiret diyen oz kengi diyen. Lel ahiretu kengi kelbuçu nerse diyen. Bizde adette en ahiret diyen, kengi kelbuçu nerse dünyadan kim bugün için ahiret düşünler ki bu. Kengi kelgeni aldın giden siz için yakşırak. İbn-i İshak ayet kerimed ki, مَأَلُكَ يَنِي مَأَل اَقُبَتْ دَيَنَ اَقُبَتْ اِنْجِز مَرْجِعْ قَيْتِشْتَكِ Allah'ın huzurundaki akıbet ingiz dünyada bir gün keramet eden göre sizge atakıl geniden belen rak yakşı rak, afzal rak, günlük rak, büyük rak yani baradigen cahiniz dünyada siz acımcı kıyıncılık görürüz mümkün dünyada acımcı halet borç mümkün dünyadaki hazır bir halet izlen göre ahiretiniz siz için yakşı rak degen sahal aytgan ekanlarki sahal Abdulloh tushlari ya'ni men Alloh subhanahu va taolo shafoat yoki maqomul mahmud kabi sizga saqlab qo'ygan narsalari bor. Ular sizga bu dunyoda bergan narsalardan ko'ra yaxshidir. Ko'p ulamolar lil oxiratdan murod oxirat emas deyishgan. Mutlaq har bir narsaki sizga taalluqli bo'lsa oldingisidan keyingisi yaxshi bo'ladi. Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın aldığı hallerinden göre kendi halleri baylıkta. Kim bayrağı buyurdu? Kuvvetleri. Ve Allah Subhanahu ve Teala huzurunda makamları. Her lahze götürülüp olan, her lahze Allah'ın yakınlıkları ziyade olur. Kişinin de o kişiye verilen nimetleri hem fakat ziyade olur. Mesela o kişinin haklarına salavat. Kümmetin denmeden ziyade olur. Müslüman köpeği yaptı mı? Namaz köpeydi. Namaz köpeydi mi? Salavat köpeydi. Müslüman köpeydi mi? Azam köpeydi. Azam köpeydi mi? O kişinin zikirleri köpeydi. Ve hakkazı. Kıyamet geçe ziyade olur. Bana da kıyamet daha ziyade olur. Lakin bu hazırlı tafsirler bazı tafsirler yani. Makam-ı Mahmud. O şu arşın yanında Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam secde kılıp insaniyetke şefaat söylediler. O şu makam-ı Mahmud deyiler de. O şu Mahmud makamı ve şefaat-ı uzma. En kette şefaat yani hemme geyte diyen şefaatleri o şey şefaatleri şu şefaat makamı dünyadaki haleti izlen göre yakışır. Dünyada mükerremsiz, lakin şefaat ahirette bundan hem mükerremsiz. Çünkü dünyada özünüz yaşayarken kişilerini hatırlatıda misal için hatırlatınızdaki adamlarını aldığında ikram tapkansız, özünden kengilerini aldığında ikram tapkansız. Özünden kengiler tanıken sizde. Ama ahiret, özünden kengiler muhtaç bugün sizde. Ama ahirette bütün insaniyet muhtaç burada. Bütün insaniyet size aldığınızda kele şefaat sizde. Demek ahiretteki haletimiz haletimiz için ahzalat. Dörtüncü suret, Sure-i Kerime'deki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ve buradan Allah'ın ikramı. Ve le sevfe yu'tike rabbuke feterda. Sevfe sözü gelecekke hasleydi, fiildi. Yu'tike sizge bered degen olsa sevfe yu'tike dese hale bered degen yani bir müddetten kim berişini bildirir ve le sevfe yu'tike rabbuke hale sizge Rabbiniz bered ata kılır
O'zi ato so'zi ato bo'lsa, ato Muhammadan Muhammadga berdi. Nimani degan savol qilib ikkita maf'ulni talab qiladi. Yu'tika degan kaf birinchi maf'ul. Yana bitta maf'ulni talab qiladi. Masalan siz aytasizki, men Maryamga berdim. Siz nimani degan savol qilasiz? Nimadir bu ikkinchi maf'ulni talab qiladi bu fe'l. O'sha maf'ul hazf qilingan, o'chirib olingan. Oyat kerim. Bo'lasan fa yu'tika sizga Alloh beradi nimani desa o'chirib olingan. Mahzuf, ikkinchi maf'ul mahzuf. O'sha nimani bildiradi desa chegarasizlikni bildiradi. Falon narsani desa o'sha narsaga cheklanib qoladi. Robbingiz sizga beradi degani hani zikr qilib tugatib bo'lmaydigan narsalarni beradi degan. O'sha uchun zikr tuni qo'yiladi. Hazm qilinadi. Bu yerdagi hazm zikrni bo'lmasligi, bir narsa maf'ulni zikr qilinmasligi umum ta'mim uchun, ya'ni ko'p narsani o'z ichiga olish uchun, umumiy bo'lish uchun, ma'lum narsaga cheklanmasligi uchun. Men Maryamga kitob berdim desiz, kitob bergan bo'lsa boshqa narsa emas. Kitob va qalam berdim desiz, kitob va qalam bergan bo'lsa boshqa narsa emas. U beriladigan narsalar hisobsiz bo'lsa zikr qilinmaydi. Toyinki zikr qilinishi bilan cheklanib qolmas. Bo'lasan fa yu'tika robbingiz sizga beradi, ato qiladi degan. Nimani ato qiladi? Shunday ko'p narsalarniki fatardo siz rozi bo'lasiz. Fatardo robbingiz beradi. Fatardo fa tafri'iyya ya'ni berganidan rozi bo'lasiz degan. Ya'ni fa natijani bildiradi. Shunday beradiki, shunday ato qiladiki siz rozi bo'lasiz. Rasul akram alayhisolatu vasallam rozi bo'lganlarga berishni Alloh va'da qilgan. Alloh taolo rasulullohni rozi qilish men sizga mo'g'alaman emas, Robbing sizga mo'g'alaman emas, balki sizni rozi qilmoqchi. Shu qadarki siz rozi bo'lguncha bermoq. Bu ularni o'qilayotgan tuhmatlari, gumonlarini tashladik. Ki yomon ko'rib qolish uyoqda tursin. Yaxshi ko'rish ham shu darajadaki sizni rozi qilmoqchi. Sizni rozi qilishni payda. Agar Robbingiz shunday beradiki, siz rozi bo'lasiz oxir. Rozi bo'lganingizcha beradi. Mana shu oyat dedilar, ayatun jami'atun li wujudi karoma. Turli ikromlarni va anvoi saada har nav saodatni o'z ichiga olgan oyat bor. Va shatatil in'am har tur in'om ne'matlarni o'z ichiga oladi ikki dunyo. Va ziyada fil in'ami va ziyada, ya'ni rasulullohga doimiy ziyodalik bo'lishi, doimiy o'qishda faqat o'sish bo'lishini ifodalovchi oyatdir. Chunki rozi bo'lganingizcha beradi degani ikki dunyoda Alloh subhanahu va taolo rasuli akram alayhissalotu vassalomni xursand qilishni va'da qilayotgani. Odatda xursandchilik rozilikdan quyi bo'ladi. Rozilik qanoat bilan, masalan sizga birov siz masalan deylik bir oyda 1000 trillarga muhtojsiz, yoki 1000 dollarga muhtojsiz. Oyda 1000 dollar kerak. 100 dollar bersam ham xursand bo'la olasiz. Hani oradan onda biri bo'ldi. Lekin qoniqish hosil bo'lmaydi. Rozilik qoniqishni kamoli hisoblanadi. Qoniqishdan kelib chiqadi. Demak, siz rozi bo'lasiz degani qalbingizda hech qanday yana bo'lam narsa bo'lsa edi degan orzu qolmaydi. Hammasini beramiz. Ikki dunyoda Alloh subhanahu va taolo uzotga o'zini ikromini ko'rsatishi, turli ne'matlarini berishi va barcha ne'matlarni jamlab berishini va'da qiladi. Oxir. Qolam ibn Ishoqatda yurdihi bil fulji. Fulj degani fawz degani, ya'ni zafar degani. U kishiga fil dunyo dunyoda ham zafardor bo'lishlari va'da qilinyapti. Va savoba fil oxiratda savob olishlari va'da qilingan. Alloh taolo mana shu zafar dunyoda zafar oxiratda savob berib u kishini rozi qilishni va'da qilgan. Yana endi o'sha ato-olardan jumlasidan al-havda va shifa'a. Ya'ni havzi kavsar va shifa'a. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mahshadda o'zida birinchi havzni ichiradi. Havzdan suv ichiradi. Rasulullohning havzlaridan ichgan kishi chanqamaydi, chanqoq his qilmaydi qaytib. Abadiy bir jannatda ham abadiy
Şefkatli hissi meydana geliyor. Yani şefkatli hissi yok. Bu şefaat. Şefaat ham atalardandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahli beytlerinden birileri de bir rivayet kılmadı ki etken ekerler ki Kur'an-ı Kerim'de مَنَا شُوَ لَسَوْفَ يُعْدِيكَ رَبُّكَ فَتَوْضَعْدَنْ كُرَ Ümidli rak, ümid bahş rak ayet yok. Harca ümid bahş rak. Çünkü ne için ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerinden birer kişinin dozakta kirişi bile razı olmayınlar. Ümmetlerinin birer kişi dozakta kalışı bile razı olmayınlar. Razı bu birisi bilemem dedi mi? Ümmetlerinizi dozaktan çıkaramam diye, ben onu kaldırmam diye. Yani ki dozakta kirişmeyim ben diye, bu yüzden dahil olmayınız diye beyt ettiler. Dozakta, dozakta kirişim elbette Ümmet-i Muhammed'den. Çünkü hadis-i şerifte kirişim, ben cennete kirgenimden ki şefaat olup şefaat kılıp ümmetlerim kirli belki o zaman kirgenimden ki kadah tatlılardı şarap içişki kadahını korumuş oturuyor peşinde ümmetlerimden biri ismini kirli o kirdi mi ki cennete kirli sorayım o da uzakta kalan bu korumdaki kadahını teşebb getir Allah gitse kırışa düşer tuhan ki onu hem cennete kirli Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mehribanlikleri malum ümmetlerinin dozakta karışını istemediler. Binaenaleyh, o kişiye ümmet bugün kişi dozakta kalmaydı. Bu en kette özgü ümit kılınırken ayet ki, ümit bahşi ayet ki, sizge razı bugünü sebilemen degenden ki, Resulullah ümmetleri dozakta buluşunu hala merkeller mi? Bosa razı merkeller mi? Elbette Allah-u Teala o kişinin razı kılın. Beşinci suret, ikram sureti. مَا عَدَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنْ نِعَمِهِ Allah subhanahu ve ta'ala uzunun nimetlerinden, o kişiye birgen nimetlerinden sana bu ötkenleri. Ve kararahu min alaihi qibelahu fi baqiyyati sura. Baqiyyati sura. Suranın kalgen kısmında zikir kılgeni qibelahu diyen o kişiye karate diyen. Ala hem nimetler, nazı nimetler diyen. Ma addahu ve ma kararahu demek. Allah subhanahu ve ta'ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bergen nimetleri ve bu surenin koyan kısmında zikir kılgen nazı nimetleri ve ataları bu alahide ikram. Ular mı? Elem yecid ki sizini yetim halette tapıp ve bağırge almadı mı? Adeşken halde tapıp hidayet kılmadı mı? Muhtaç halde tapıp bihacat kılmadı mı? Diyen üçte nimetini sana gel. Ular kaysiler min hidayetihi ila ma hadahu la. O min beyaniye. Nimetler nimelerden ibaret dese min hidayetinden ibaret. Beyaniye değil. Yani nimetten közlenge muratını beyan kıladı. Nime nimetler de ular dese beyan kıladı ki Resulullah'ın kılgen hidayet kılgeni ila ma hadahu la. Özüge hidayet kılgeni. Min hidayetihi lehu ila ma hadahu. Min hidayetihi ila ma hadahu lehu. Min hidayetihi lehu yani. Resulullah ki kıyan hidayeti, hidayet kılgen nersesiye kıyan hidayet. Yani ki, ev hidayetin nasi bihi. Yani ki, o kişi bilen hidayet kılgen başkalarına. İnsanlarına o kişi bilen hidayet kılgen. Demek, siz ne edeşken halde tapıp hidayet kıldı digeni, İki kıl tafsir kılınırken, o zingizini hidayet kıldı, yani ki siz arkali başkalarını hidayet kıldı. Ala ihtilafi tefasir tefsirlerini, şimdi ihtilafı var. Ya o zingizi hidayet kıldı degen mananı bergenler var, yani ki siz arkali başkalarını hidayet kıldı diye. Ve la ma la lehu fe agnâhu Allah. Ve la ma la lehu, şuna kalın. O kişide mal yokudu, Allah o kişini bir hacet kıldı. O kişiye bergen mal dünyası bilen bime etehu. Ev ma cealehu fi kalbihi minel kanaati vel gine. Sizi beyhacat kıldı degeni iki kıl. Zahırda beyhacat kıldı. Yani sizge mal dünya birdi. Mesela İlgar Hadise raziyallahu anha al-kalib olsa. Keyin Medine'ye köçkerlerden keyin ölceler al-kalib bugün. Bu ayet düşken peytide Hadise raziyallahu anha arkali bilgen baylıkları bugün. Yani o kişi arkali Allah-u Teala o kişinin bir hacı kıldı Resulullah arkali.
hadis orkali raziyallahu anh. Maliyevi bir hacet kıl, maliyevi tok kıl gelenlerin birinci tefsir. İkinci tefsir, bir hacet kıldı diyen kalbinizi bir hacet koy dünyasına, dünyadan. Çünkü hakiki baylık diyenler Resulullah, nefs baylığıdır. Pul köplüğü emez. Kalbinizi kanaat verip bir hacetliğini sap koydu, dünyadan bir hacet koydu, dünya nimetlerinden. Bana şu uzu kette baylık. Demek fakir nereden murat? Bir hacet kıldı da murat. Maddi bir hacet kıldı, yani ki manevi baylık bilen bir hacet koydu maddi nerseden. Ve kile evahu ilallah. Eva diyene bağrıge alış sözü. Koynüge alış. Bu koynüge bağrıge aldı diyene Allah subhanehu ve teala'nın panahıge aldı diyene manada. Ve kile yetimen. Şimdi evahu fe evaden murat birinci bağrıge aldı dese amakinizi bağrıda üstürdü, babanızı bağrıda üstürdü diye mana çıkadı. Siz yetim tuğuldunuz. Yetim ediyiz, yetim halette kalmadıyız. Belki amakinizi terbiyeye Allah verdi. Babanız terbiyesi aldı ki amakiniz terbiyesi aldı. Şunu diye kalıp sizi yetim teşrif koymadı. Belki atanın oğlunu basa diyen kişilerini sizge yetkezdi. Atanın mihrini bere diyen amakini babanı yetkezdi diyen buladı. Fe evaden murat. Bağrıge aldıdan. İkincisi bağrıge aldı. Allah subhanahu ta'ala özünü bağrıge aldı. Evvahu ilallah. Özünün panahıge özünü bağrıge aldı diyen. Şimdi yetimenden murat nüme. Sizde yetim halette taptı dese yetim özü yutmun yetimlik vayage yetmezden atası ölüş. Atası kalış. Anası ölse yetim bulmedi insan. Atası bulsa ölse yetim bulur. Onda hem vayage yetmegen halette bulsa ki yetim bulur. O 52 kirganda ham opa dadasi o'rsa yetim bo'lib qolmaydi. Ha, yetim voyaga balog'aga balog'atga yetmagan odamni otasi o'rsa keyin yetim bo'ladi. Endi o'sha yetim birinchi ma'nosi shu, chunki Rasul akram alayhisolatu vasallam otasi tug'ilganlar asli. Tug'ilganlarda otalari vafot etgan bo'lgan. Onalarini qorinlaridan ligdayoq vafot etgan otalar. Endi onalari ham 6 yoshlarida vafot etgan. Yetimlik Resulullah da mutlak, mükemmel, yani tola şekli bugün de atanı umumdan görmegeler. Ata hem o kişinin görmegen. Bazen ferzend atanı tanıyor muydu, istiyor muydu? Gödek bozuyor. Lekin ata onu görgen buladı. Yani ki atanı görgen buladı diyor. Esleydi, lekin o ayağa gitmezden ata vefat etken. Uyum yetim buladı. Lekin Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam mutlaka ata bağrını görmegeler. Ve ata hem o kişinin görmegen. Ana şimdilik yetimlikde nazarda tutulgan bo'ladi yetimandan murod. İkincisi ma'nosi la misala lahu. Bemisal o'xshashi yo'q degani. Bizda hali durri yetim deb qo'yadi. Durri yetim ya'ni yetim gavhar deb qo'yadi. Nodir gavhar degani. Nuqtaga chekdi necha durri yetim deydi Navoiy. Demak yetimandan bitta murod alam yajidka yetiman la misala laka fa awaka ilayhi. Yani siz o'xshashi yo'q bir Allohni ben yo'q o'xshashi yo'q bandasiz ki sizi shuning uchun o'zini panohiga oldi degan. Demak yetimandan iki xil ma'no tushunamiz. Demak hamma jumladan iki xil ma'no chiqyapti. Hidoyatdan ham, ha? Boylikdan ham, yetimlikdan ham. Va qila yana bir tafsirda aytiladiki, al-ma'na ma'no nima desa oyat kalimalardagi أَلَمْ يَجِدِكَ فَهَدَى بِكَ ضَالًا. Yani sizni yukarıdaki tefsirde sizni taptı ve siz bilen adeşkellerini hidayet kılmadı mı diyen bu. وَأَغْنَى بِكَ عَائِلًا. Siz bilen muhtacını bir hacet kılmadı mı? وَأَوَى بِكَ يَتِيمًا. Siz bilen yetimlerini bağırga almadı mı diyen bu. ذَكَّرَهُمْ بِهَذِهِ الْمِنَنْ وَأَنَّهُ عَلَى الْمَعْلُومِ min at-tafsiri lam yuhmilhu fi hali sigarihi wa 'ailatihi wa yutmi wa qabla ma'rifatihi bih wa la wadda'ahu wa la qala fa kayfa ba'da ikhtisasihi wa istifaihi. Bu nimetlerini nima uchun zikr qilyapti Alloh taolo? Sizni tashlab qo'ymadi, sizni tark qilmadi, sizni yomon ko'rmadi deb turib orqasidan bu nimetlerini zikr qilyapti. Nimaga desa aytadiki, bu nimetlerini Allah zikir kılıyaptı.
Gödekliği payetleri de, muhtaç payetleri de, yetim payetleri de. Allah'ını hali tanımaslardan türüp aldın gidik. Vahiy bilen tanımaslardan türüp. Allah Ta'ala o kişini taştap koymadı. Bir itibar kaldırmadı. Ve la kalahu yaman kurganı ham yok. Şundayken, şimdi talle bakandan ken vahiy düşürgenden ken taştap koyar mıydı? Hali vahiy düşmeyi türüp, hali Allah'a o kişi Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam bağlanmayı türüp. Hali peygamber bu meytürüp, güdeklik payetlerinden perveriş kıyan, o şey payetten bir hacetlik bergen, o şey payetten o kişinin hidayet kılgen zat, indi teşebb koyar mıydı? Talla o genden ki, vahiy düşür genden ki, yok buluşu mümkünmez. Bu kişinin hatırcam kılı yaptı ki bu ayet-i kerimeler, size Allah Ta'ala teşebb koymadan yaşlı gizliyim. Yetim halette tapıp sizin bu bağrıge aldı. Adaşırken halde tapıp hidayet kıldı. Muhtaç haldeydiyiz, sizi bir hacat kıldı. Vahiy kime türüp şunca nimet verdiniz sizge? Demek, vahiy kiyenden keyin, özge tellegenden keyin, telleme türüp şunçalı itibar kıp durgen zat tellegenden keyin teşebb koyar mıydı size? Deyip eytedi. Altıncısı, ve emme bin emruhu bi izhari ni'metihi aleyhi ve şükrihi ma şerrafahu bih. بِنَشْرِهِ وَإِشَادَةِ ذِكْرِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فَإِنَّ مِنْ شُكْرِ النِّعْمَةِ الْحَدِيثَ بِهَا وَهَذَا خَاصٌ لَهُ عَامٌ لِأُمَّتِهِ Rabbinizin nimetini bulsa zikir kılın dedi, gapirin, fahaddis, zikir gapirin dedi, sözlen dedi. Allah Ta'ala sözlendi, buyur yaptı. Nimege buyur yaptı? Allah'ın o kişiye bergen nimetlerini izhar kılışke. Allah Ta'ala o kişiye bergen şerafetlerge şükür kılışke. Buyur yaptı. Nime bilen şükür kılıp, nime bilen nimetini izhar kıladılar. Bine şirihi, terkatiş bilen. O işadeti zikrihi. Onu kin zikir kılış bilen. Kin zikir kılıp yayış bilen nimetlerini gapirin. Allah menga yetim holatda topib shunday himoyasiga olgan va hokazo deb gapiring. Va boshqa ne'matlari ham bor, ne'matlarini so'zlang. Deb aytishligi bu yana bitta ikrom. Nimaga deganda Alloh taolo u kishiga bergan ne'matlarini hammaga e'lon qilinishini istayapti. U kishining tanlangan zotligini, mustafoligini hammaga e'lon qilishni, u kishi o'zlari tomonidan ham e'lon qilinishini istayapti. Bu xabar hammaga tarqatilishini istayapti. Bu ham o Rasulü Ekrem aleyhissalatu vesselamın ikramlarındandır. Altıncı vacih şu. Fe inne min şükrin ni'meti el hadise biha. Çünkü nimetini şükürüge, şükranasıya kiredi, nimetini sözleş, nimet hakkında yapırış. Ve hâzâ khâsun lehu. Bu ayet-i kerimedeki bu emir, bu buyruk. Hâzâ da murat emr. Ha, ve hâzâ el emru. Khâsun lehu, khâsaten Rasulullah'a karatılgen. عامل لأمتي بتون أمت لارجع عمومي رسول الله كخرب نعمة ربنا نعمة نذكر كل ده بخشية خاص خطاب خيان أما بو بيروق بتون أمت كتعلق لي عموما أجندة فحدث جبر سورة دي جان حديث ثان أولين جان إند بويد آية كريمة دي جان ضال لند زلالت تيديز دي بتشن تشن دي بعض أدم دم رسول الله عليه الصلاة والسلام günah خيان ملر يعني كي شو مشجكلر باتكن Batkaka batken mi ki, kim hidayet kıyam mı Allah? Degen, saval var. Onda olmaz. Dallende ulamalar türlü içe tefsir kılışken. Bu yerdeki dalden murat, özü aslı yolu yok etken. Yani Resulullah hak yolunu isterdiler. Yani üçüncün, üçü hıra ağrıdaki tehennüs ibadetleri de asasen zikir bugün, tefekkür bugün. Tefekkür ki, cemiyeti görüp, insaniyeti görüp, ahvalini görüp adamlarını nime kılsa bunlar doğru yolga düşerken. Kandı kılıp insaniyette bu batkadan kutkarış mümkün. Bu cemiyette kandı kılıp pakilaş mümkün degen gamları bugün. O şey oy yol topanmazlık şu. O dağılılandan murat adası günahke batık etiş ya ki şirke batık etişmez. Zelaletten, dalaletten murat. Yani o kişi hakkın hidayetini için yol isterdiler. Ana şunga Allah Ta'ala keyin o kişinin hidayet kıldı. Vahiy yubardı. Yani ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı hidayet kıldı. Kandak kılıp.
şakkı sadır bilen. Kalplerden şeytanın nasibesini aptaşıp hikmet ve nurge doldurdu. Şu hidayet şu. O kişiden umumlu günah sadır bulmaya diyen kıpaydı biliyor. Yani sizde başka insanlar kebi halat vardı. Kalbinizde mesela o şu nasibe vardı şeytanın. Aptaşadık. Fehada hidayet kıldık. Kalbimizde hidayet verdik diyen. Yani ki şu etkenimizde üçünün üçün sizin hayat mabeyinde hatadan halı kıldı. Yani ki o şu etkenimizde siz hidayet isterdiniz kişilerde. Yani ki doğru yolunu isterdiniz. Tefekkür kılıp, gam çekip. Allah doğru yolu yolladı size. O şu ağrı kırağa bağırıp üzletem hidayetten. Onun için vahiy hem hidayetten. Yine bazı ulamalar daldan murat aşık değişken. Çünkü Yakub Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam mı köylekleri ne yapıp gelişti diyor. Onlar Yusuf Aleyhisselam mı köylekini alıp Mısır'dan Felesin'e kadar yoluna çıkışken peyti de. Yakub Aleyhisselam üyüdet verip uzun ahallerine inni ile ecidu riha Yusuf min Yusuf'un hidini boyunu tüyüp ben diyen. Le ecidu riha Yusuf levla entufennidun. Beni tankıt kılmasalar ayıplamasalar şunu deyip ayıp ben ki bilemem ki, bile yapmam ki, Yusuf hidini 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 yapmam. Bana ayıplamasalar İngiliz dedi etkenler. Şimdi onlar قَالُوا تَاللّٰهِ Açtı ki Allah ki kasem ki اِنَّكَ لَف۪ي ضَلَالِكَ الْقَد۪يمِ Siz o şey eski zelaletinizde siz degenden murat eski o şey aşıptalinizde siz. O oğlunuzu muhabbet de sahaliye. O şey muhabbetten bu özü şunçaki yoğun arsani hidiyem keliyepti sizge. Degen de dalaldan murat bazılar lafi hubbike al-kadim deyişken. Hubbik. Dalaldan murat muhabbet. Ve vecedeke dalaldan murat ve vecedeke muhibben aşikan fehada ileyhi fedelleke ileyhi. Yani sizini özüge aşıfte Allah Teala özüge aşık aşıfte tapıp özüge yolladı ki. Degen buladı. Dallandı. Üç muhib degen tefsirini kılınsa. Bu manası yan var. Ayet-i kerimeden delil var bunge. Şimdi bu ayet-i kerimede Allah Subhanehu ve Teala bu ayet-i kerimelerini hemmes deyem. Allah Subhanehu ve Teala Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a bazı nimetlerini zikir kıyan ve asasilerini zikir kıyan. İtibar kıladigen bu sek elem yecidike yetimen de yetimini mecazi manada geldiği dürriye kitap manası demez. Belki hakiki manada yetimlikini nezarda tutken de kılınsa tefsir ve asasi tefsir şu öz. İctimai halette yapırken bu. İctimai haletteki nimetleri. İctimai vaziyetlerden yapırken bu. İctimai halette o kişi yetim kaldılar. Allah Teala o kişinin ki panahke aldı. Emeki arkalik, baba arkalik, emeki arkalik yayın ki özünün karamağı aldı. Ailen kendisi muhtaçlık maddi haletler. Demek ictimai haletleri de hem Allah özünün inayeti de saklayıptı. Kendisi acıdık ailen maddi haletti. Yani muhtaç haletini de taptı ki sizini baykaldık. İkincisi iktisadi haletleri, maliyevi haletleri, maddi vaziyetleri. O acıdık dağılın fahada, onunla alın gitse dağılın gene. Adeskan bu endi şahsi haletler. Demek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın insanın özü asası üçte cephede buladı hayat. İctimai, iktisadi, maliyevi ve şahsi. Şahsi haletleri de hidayette. İctimai haletleri de Allah'ın himayesi de panahı da. Maliyevi halette Allah Subhanehu ve Teala tamamından verilgen bir hacetlik, baylık. Yani tuğla sizde inayetini aldı. Tuğla sizi özünü karamağına aldı degen. Yani siz yaşlı gizden şunda keliyken olsa, şunda kılıp terbiyeler, ozu avaylap osturuyken olsa, vahiy yubarmaya türüp şunçali itibar kıyan olsa, hali peygamber kılıp seylemeye türüp şunçali itibar kıyan olsa, peygamber kılıp vahiy yubarıp türüp, yani sizi taşak koyar mı de? Dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Onun için bu ayet-i kerimelerini de zikir kılıngan neseler, vahiyde aldığı haletler. Bu zikirlerden murat aldığı haletten göre kengisi yaxşı deyipti mi?
oldingi holatda shunchalik sizni himoyasiga olgan, inoyatiga olgan. Valal oxir, keyingisi vahiydan keyingisi undan afzal bo'ladi degan. Valal oxiratu ya'ni al halatu al oxiratu ba'da al vahiy khayrun min al ula qabla al vahiy degan ma'no bo'ladi. Ya'ni shuning uchun sizga keyingisi oldingidan yaxshidir deb turib oldingidan zikr qilgan. Oldingi holatlardagi shunchalik himoyasiga olib sizni inoyatiga oldimi, keyingisi undan yaxshi bo'ladi degan. Umumiy holatda shu. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo valal oxiratudan tushunishimiz mumkinki, sizni vahiy bilan tanlamay turib shunchalik inoyat qilgan bo'lsa, vahiydan tanlagan, vahiy bilan tanlaganidan keyingisi undan yaxshi bo'ladi albatta. Yo'inki dunyoingizdan oxiratingiz afzal bo'ladi. Dunyodagi ne'matlardan shu bo'lsa, ne dunyodagi inoyat shunchalik bo'lsa, oxiratdagisi bundan katta bo'ladi. Yo'inki har bir lahzangiz keyingi lahzangiz oldingisidan yaxshi bo'ladi, afzal bo'ladi sizga degan ma'nolarni bildiradi. Endi oyat karimani bu yerda bu kishi vajihlarini o'sha ikromi vajihlarini keltirdi-yu, lekin oyati karimani davomida suraning o'rtasida oxiridan oldin فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ degan. تَقْهَرْ yetimga qahr qilmang. Qahr degani bosim o'tkazish, zug'um o'tkazishni aytadi. Zug'um emas, bosim o'tkazishni aytadi. Yetimga qahr qilmang. So'rovchini tanhar jerkimang. فَلَا تَنْهَرْ jerkimang. Endi bu oyat kalimalarda nima nuqtalar bor? Yetimni siz yetimligingiz uchun Alloh sizga shunday inoyat ko'rsatdimi? Siz ham yetimga shuni inoyat bo'lib bo'ling. U va ahsin kama ahsanallohu ilayka o'xshagan. Ya'ni Alloh taolo sizga qanday yaxshilik qilgan bo'lsa, boshqalarga shunday yaxshilik qiling siz ham degan. So'rovchini jerkimang. Demak, muhtoj odammi? So'rovchi muhtoj odam bo'ladi. Alloh sizni muhtojligingizda sizni behojat qildimi? Boylik berib, siz ham so'rovchini jerkimang. Ya'ni birov kelib bir narsa so'rasa, peshonani burishtirib yoki yoqimsiz holatni ko'rsatmang degan. Bu ham o'sha yuqoridagidek, ya'ni sizga qanday biz ne'mat ko'rsatayotgan bo'lsak, bandalarimizga o'shandek munosabatda bo'ling degani bo'ladi.